Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Ne oldu Gaffur? Hadi. Çık dışarı Gaffur. Sen çık dışarı. Burayı bulacakları belliydi zaten. Yat bile. Burada bak. Hadi. Yat. Temiz komutan. Aslı, sen de bu. Tamam komutan. Sakın kımıldama, sakın kımıldama. Kalk oradan, kalk. Kalk. Çekil kenara. Şşş, geç şöyle geç. Kımıldama. Buna ne oldu? He? Valid. Kocam. Eve geldi. Odayı kapattı. Sonra da silah sesi duydum. Bu alçağa ne olmuş? Sen burada ne arıyorsun? Sen Farid'in karısını tanıyor musun? Farid'in karısı mı? Sen Beşir'in Farid'le zorla evlenen karısı mısın? Zehra Bircan'ın annesi misin? Söylesene. Eslim diye bir kızın var mı senin? Bir şey biliyor musun? Yok kızım. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ben o dediklerini bilmem. Bu resmi biliyor musun? Aslı, şimdi sırası değil. Onu cebine koy. Hadi Aslı. Beşir güçlü, zengin bir adammış. Farid, alçakça arkasından vurmuş kardeşi Beşir'i. Karısını kızın elinden almış. Beşir Serdar abiye böyle anlattı. Allah'ım, yani Beşir benim babam. Farid'in karısı, kızı, benim annemle kardeşim Şahin. Aslı, Beşir'in anlattığı yıllar önce olan bir olay. Bakalım karısı kızı hala Farid'in yanında mı? Bilmiyoruz ki. Farid alçağı, annemin kardeşimin yerini biliyordur. Peki, bir kızın var mı benim yaşlarımda? Benim çocuğum yok kızım. Gaffur sen kaybol. Siz ikiniz buraya. Sen buraya, roketçi şuraya geç. Benden emir bekleyin. Tamam hocam. Buradan çıkamayacaksınız pislikler. Komutanım yaşıyor bu adam. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu?
Kalp atışları çok zayıf. Farid! Farid aç gözlerini Farid! Farid! Neden Farid? Neden yaptın bunu? Konuşacağım. Her şeyi Kudüs ordusunu... Anneni, kardeşini, her şeyi anlatacağım. Anlat, anlat. Kudüs ordusu Türkiye'nin güney sınırında. Hayır! Hayır! Aldattın beni! Farid sakın ölme, sakın! Farid, her şeyi anlatmadan ölmeyeceksin. Sultanım. Yavrularım. Tamam hadi kalk. Hoppa. Hadi ap. Hadi yüzen yüz gelin. Tut. Tut kardeşini. Tut kardeşini. Gel bakayım sen de hop. Al. Al kardeşini tut. Hemen gelin. Hadi. Selam. Eve gidince biz iyi olacağız. Ne oluyor be? Selam dur şurada. Ayşe'cim. Ayşe'cim. Aç gözünü aç. Aç gözünü gözünü aç. Açsana kızım gözünü. Kader. Kader kızım, kızım aç gözünü kızım. Kızım kızım niye nefes almıyor bu ya? Asif! Oğlum hadi kalksana. Oğlum hadi gözünü aç. Nefes alsana oğlum. Oğlum ne oluyor çocuklar size ne oluyor ya? Selen! 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 Selen ne oluyor siz? Selen ne oluyor size Selen? Selen ne olur hadi. Çocuklar hadi kalkın Selen. Selen konuş ne olur size konuş hadi Selen kendine gel hadi. Doktor. Bize iğne yaptı. Yok yok hayır. Zehirledi bizi. Yok yok hayır. Hayır 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 yok hayır olamaz yok. Selen. Ben affedim. Beceremedim. Sizi koruyamadım. Evladım, metin ol. Allah mekanlarını cennet etsin. Gözümün önünde düştüler. Tek tek, tek tek düştüler. Hiçbir şey yapamadım. O Farid denen şerefsiz. Bunun hesabını canıyla ödeyecek. Onu parça parça edeceğim komutanım. Serdar, Farid'i buldunuz mu? Yakaladık komutanım. Ancak ağır yaralı. Dar geçitten sınırı geçeceğiz. Farid bildiklerini konuşmaya hazır. Baskın! Aslı çıkın oradan. Çıkın oradan hadi. Hadi.
çık oradan! Annem kardeşimi anlatacak bu alçak bana! Bırakmayacağım bunu! Bana ailemi vereceksin! Halit yaşarsa her şey biter. Serdar! Serdar evladım ne oluyor? Serdar ne oluyor? Serdar cevap ver! Serdar iyi misiniz? Serdar! Komutanım ne oldu? Farid'i kaçırmaya çalışıyorlar. Serdar evladım! Serdar! Çık Aslı çık! Hayır, çık oradan tamam. Aslı! Bu sefer olmaz! Olmaz! Bu sefer annemi bulacağım! Annemin yerini söyleyeceksin! Konuş diyorum sana, konuş annem nerede? Vurayım beni! Hayır! Bırak beni! Hadi Aslı hadi! Kızım dikkat et! Şey biliyorsun Farid. Farid'i almaya geliyorlar. Ölmen herkes için en iyisi olacak. Hadi hadi. Hadi hadi çabuk çabuk. Şahin, iyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz. Kahretsin. Komutanım, Farid'i kaçırmaya çalıştılar. Ama bir sorun yok. Acil hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor komutanım. Tamam Serdar. Helikopteri sınıra gönderiyorum. O iblisi buraya getirin. Anlaşıldı komutanım, emredersiniz. Ya derdin ne senin? Ne yapıyorsun Allah aşkına? He? Annem istiyorum tamam mı? Babamı, kardeşimi istiyorum. Ya çok şey mi istiyorum ya? Anla bunu ya. Niye anlamıyorsun beni? Doktorlar ameliyatı aldı komutanım. Anlaşıldı Serdar oğlum. Biz Zelal kızımızın çocukların cenazesini kaldırıyoruz. Doktoru yalnız bırakmak istemiyorum. Naz'a da oraya geliyor. Sen Farid'in durumunu öğrenince mezarlığa gelirsin. Emredersiniz komutanım. O haysiyetsiz nerede Serdar? İçeride. Sen nasılsın, iyi misin? Beni boş ver. Doktorun durumu nasıl? Nasıl olsun ya? Yıkıldı adam. Ayakta zor duruyor. Sen git istersen ha. Önce ameliyat bir bilsin. Şu alçak herifin durumunu bir öğrenelim. İlaçlarını verelim. Sonra da odaya alalım. Derhal doktor bey. Tutuklunun durumu ne doktor?
Ameliyatı başarılı geçti. Önümüzdeki 24 saat kritik. Atlatırsa yaşayabilir. Ölme Farid. Sakın ölme. Daha söyleyecek çok şeyim var. Hemen kapıları kontrole alın. Kimse girip çıkmayacak, tamam mı? Dikkat edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Şimdi Ali, Apo, siz kapıda durun, tamam mı? Emredersiniz. Siz ikiniz de binanın etrafını kontrol edin. Emredersiniz. Bunlar binayı ablukaya aldığına göre amcam hala yaşıyor demektir. İnşallah yaşıyordur. Bu Timci kızı ilk günden gebertmeliydim. O kız seni tanıyor Bejan. Ondan uzak dur. Git meydandaki kafede beni bekle. Amcanın durumunu öğrenip geliyorum. Tamam anne. Dila abla, buraya niye geldin? Merak ettim kızım. Kötü de olsa o benim kocam. Ne konuşuyor bunlar be? Hadi gel. Sen bir saniye bekle abla. Serdar abi. Dila abla geldi. Bu kadın kim? Farid'in karısı. Farid'in karısı mı? İyi de Farid karısına vurmadı mı? Bu hangi karısı? Ben resmi nikahlı karısıyım. O ölen Mutalı'ydı. Çalışma odasında buldum. Senin küçüklüğünü görünce getireyim dedim. Belki sana faydası olur. Bu resimdeki kadını görmedin mi hiç? Yok kızım. Peki bu küçük kızı? Farid'in kızı nerede Dila abla? Aslı. Yeter bu kadar. Farid iyileşsin her şeyi anlatacak, tamam mı? Belli ki Dila Hanım bilmiyor. Dila Hanım buyurun. Sizi dinliyorum. Ben kocam için gelmiştim komutan. Nasıl o? Doktor 24 saatin kritik olduğunu söyledi. Bu süreyi aşarsa yaşar diye ümit ediyoruz. Bunları nasıl yaptı hala anlamıyorum. Kötü kandırdı beni. Üzülmeyin. Sinsi bir adamdı. Bizi bile avukatım diye kandırmayı başardı. Ben doktorun yanında olmalıyım. Tamam Serdar. Kudüs ordusu Farid'i kaçırmaya kalkışabilir. Çocukları da uyar, tamam mı? Hepiniz çok dikkatli olun. Merak etme, o iş bende. Dila Hanım, siz de boşuna beklemeyin. Kimseyle hiçbir şart altında görüşemeyecek. Yüzbaşıyı duydunuz. Boşuna beklemeyin. Teyzeciğim bir saniye bakalım. Bak yavrum.
Geç teyze. Sağ ol çocuğum. Şahin. Emredin komutanım. Hadi cenazeye gidiyoruz. Tamam komutanım. Hadi. Serdar abi. Ben biraz Dil ablanın yanında kalsam mezarlığa gelirim. Olur aslı. Ama kadın bir şey bilmiyor. Boşuna sıkıştırma. Tamam mı? Hı hı, tamam komutanım. Kapatmayın, açık dursun. Evet. İlk işinde çuvalladın. Farid ölmeliydi. Ölmek üzereyken Sungurlar evi bastı. Farid şu anda hastanede komada. Ben de hastanedeyim. Farid konuşursa Kudüs ordusunun Türkiye'ye yapılanması ve Türkiye'nin güney sınırında kurulacak El-Kaide devleti tehlikeye girer. Kudüs ordusunun yeni komutanı olarak bu tehlikeyi bertaraf etmek için Farid'i öldürmek görevin. Farid buradan tabut içinde çıkacak. Akrabalarım arıyor. Hı hı. Sen niye bekliyorsun? Farid iyileşirse böyle bir hainle evli kalamam. Son bir defa görüp onun hainliğini yüzüne haykırmak istiyorum kızım. Serdar Yüzbaşı'nın emri var. Tutuklunun yanına kimse giremez. İyi misiniz? Neyiniz var? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murseline ala sıradın müstakim. Tenzilel azizirrahim. Litunzira kavmen ma unzira abâuhum fehum gafilun. Lekad hakkal gavlu ala ekterihim fehum la yu'minun. İnna ce'alna fi a'naqihim aghlalan fehiye ila al-azqan fehum mughmahun. Hepinizi bu mezarlığa gömeceğim lan. Kimsin? Benim Kadir, Bejan. 5-6 adam istiyorum. Acil operasyon var. Adamlar ağır silah, el bombaları alıp
Hemen ilçedeki mezarlığa gelsinler. Sungurları buraya gömeceğim. Tamam beyciğim. Yorgun düşmüşsünüz. Doktor vitamin verdi. Sağ ol kızım. Farid'in senden önce evlendiği kadından benim yaşlarımda bir kızı olmalı abla. Bir hatırlamaya çalış. Farid hiç mi bahsetmedi? Bilmiyorum dedim ya kızım. Sorup durma artık bana. Bak hem Farid iyileşecekmiş, ona sor. Her şeyi anlatsın sana. Ben çok küçükken evimize baskın yapıldı. Annem beni kaçırdı. Annemi, babamı, kız kardeşimi kaybettim. Onların o evde öldüğüne emindim. Sonra acı gerçekleri öğrenmeye başladım. Bu içeride yatan alçak Farid babamın kardeşiymiş. Yani amcam. Babama tuzak kurmuş. Annemle kız kardeşim babamın elinden almış. Yıllardır ailemin öldüğünü sanarak yaşadım. Ama artık onların yaşadıklarını biliyorum. Onları arıyorum. Belki gerçekten ölmüşlerdir kızım. Ölmediler. Öldü sandığım babamı gördüm. Baba. Babamsın. Babam yaşıyor. Annemle kız kardeşim de yaşıyordur. Belki gördüğün baban değildir kızım. Baban niye kaçsın ki senden? Bilmiyorum. Ama benden kaçmalarının bir sebebi olmalı. Kızının sağ olduğu, sungurların timcisi olduğu ortaya çıkacak olursa, bu bölgede benim komuta ettiğim Kudüs ordusunun sungurların karşısında sürekli kaybetmesinin sebebini bu duruma bağlayabilirler. Sungurların ajanı konumuna düşeriz. Bu da Kudüs ordusunun bağlı olduğu Pers devrim muhafızlarının ve El-Kaide'nin senin, benim, Beja'nın ölüm fermanını imzalamak demektir. Eslem, kızım, affet beni. Hiçbir zaman anneni, kız kardeşini bulamayacaksın. Ama hepsi senin iyiliğin için. Gidiyor musunuz? Boşuna beklemeyeyim. Belli ki göremeyeceğim. Bekleyin. Farid'i görmene yardımcı olacağım. Celal kızımızla çocukların mekanları cennet olsun. Bütün karargahı cını paylaşıyoruz. Metin ol.
Sen bize lazımsın doktor. Serdar, doktoru yalnız bırakmayın. Emredersiniz komutanım. Sungurlar geldiklerinde indireceğiz. Şimdi dağıl. Zelal. Çocuklar artık yok. Of, benim ocağım söndü aga. Bunu yapanın yerine kalmadı. Farid artık elimizde. Onu parça parça edeceğim aga. Onu paramparça edeceğim. Gir Dila abla. Hop 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 hop. Hey hey. Farid'in yanına girmek yasak demedik mi? Girmesine ben izin verdim Naza. Serdar, Farid'in yanına kimse girmeyecek dedi aslında. Unuttun mu? Sorumluluğu ben alıyorum Naza. Öyle mi? Peki. Buyurun. Son bir defa kocasını görmek istedi. Ya görüp ne yapacak o uğursuz Allah aşkına ya? Hem sen bu kadını iyi tanıyor musun Aslı? Dila abla benim hayatımı kurtardı. O çok iyi bir kadın. Biz ne iyiler gördük Aslı. Kudüs ordusu yakalanan Farid'i gözden çıkardıysa kadına öldürme görevini vermiş olabilirler. Güle güle demeye geldim Farid. Abla. Sağ ol kızım. Aa, konuşuyor. Bir şeyler söylüyor. Ha, söyle konuş. Kim? Kim? Ne diyorsun? O Dila. Ne? O Dila. Hadi kızım. Kendine gelince anlatır. Allah razı olsun kızım. Ona ayrıldığımızı söyleyebildim. Ne oluyor lan? Ya doktor! Doktor çağırın! Odayı boşaltın. Lütfen çıkar mısınız? Tamam, iyileştir onu. Tamamdır. Bölgede Kudüs ordusu unsurlarının yönetimi sende Dila. İlk görevin düşmanımız Sungurların işini bitirmek.
İlk sıra senin yüzbaşı. O zaman sıra sende olsun. Ne oldu? Ne yaptın? Anlatırım Şahin, anlatırım. Aa! Ulan şerefsizler, yat! Ağacın altına girin. Aslı gir şuraya, gir. Gel. İyi misiniz? İyi misin? Aha, iyiyim iyiyim. Sıyırdı geçti. Şahin çabuk çıkın oradan Şahin. Çabuk Aslı çabuk. Şahin koçum iyi misiniz ha? İyiyiz iyiyiz komutanım. Siz haysiyetsiz şerefsizler. Doktor! Gelin doktor! Ulan! Hey hey ya. Doktor! Hey hey ya. Hayda. Hayda hey. Ne yaptı lan bu? Allah'ım. Tamam, teslim oluyorum. Doktor onu öldürme. Başka yok mu ulan? Başka kimse yok mu? Hadi ortaya çıkın lan. La oğlum bu kadar mıydınız ulan? Bu şerefsizler 6 kişi değil miydi ha? Doğru komutanım. Biri daha vardı. Neredesin la şerefsiz? La oğlum ortaya çık ortaya! Hepiniz bunu duyun lan! Karımın, çocuklarımın hesabını hepinizden tek tek soracağım! Bana ateş eden Bejan denen o kız olmalı. Fazla uzaklaşmış olamaz. Hadi şunu bulalım. Hadi acele edin. Gelirim Aslı. Bejan, Sungurlar peşinde kızım. Neler oluyor? Sungurlara saldırdım anne.
Kızım peşinden o sokağa daldılar. Dikkat et. Anne. Anne beni buradan çıkar. Komutanım, kız buralara bir yere saklandı. Doktor, biz şuraya bakalım. Aslı, Şahin, siz de şuraya bakın. Anne, geliyorlar anne. Çıkar beni buradan çabuk. Selamun aleyküm komutanım. Aleyküm selam. Bir kızı arıyoruz. Buraya kimse girmedi komutanım. Aha, ne oluyor ya? Doktor, hadi çıkıyoruz. Yok, kimse yok komutanım. Silah sesleri kesildi ağa. Namussuzu çarşıda sıkıştırdık. Bir destek çıktı ve bizi buraya çekti. O namussuz da kaçtı. Tam zamanında uzaklaştırdım. Ah Bejan. Yoksa yakalanıyordum anne. Yanlış işler yapıyorsun Bejan. Sungurlara saldırmak hata. Farit çok denedi ama başa çıkamadı onlarla. Babamı gördün mü anne? O nasıl? Farit'ten umut yok. O artık öldü. Alçak herifler. Öldürdüler onu. Sakin ol kızım. Ne yapacağız anne? Devrim muhafızları komutanı beni aradı. Farid'in ölmesiyle bölgede Kudüs ordusunun dağılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Sungurlara gözdağı vermemizi, Kudüs ordusunun gücünü göstermemizi istiyor. Nasıl? Sungurların üstüne orduyla gitsek baş edemeyiz. Doktorun karısı çocukları öldükten sonra iyice çıldırdılar. Sungurları vurmanın çeşitli yolları var. Bu sefer karargâhı yıkacağız. Orada ölecek tek bir asker bile onlara çok büyük acı verecektir. Durun. Aga, bu herifi nereye götürüyorlar? Otopsiye götürüyorlar doktor. Ölemez lan, ölemez. Dur. Onu ben parçalayacağım. Dur, tamam, dur, dur. Bırak. Abi, yaz götürün, ona bırak. Götürün, çabuk. Aman. Ölemez. Bırak beni. Bak, sakin beni ol. Bırak yaz ona. Abi, dur ya. La bunu çöpe atın lan! Bunu ambulansa koymayın, çöpe atın lan! Sakin ol, kurdan tamam. Kuşa yemedin ulan! Bırak beni! Bırak! Bırakın hadi! Devam et! Doktor, sakin ol diyorum sana, sakin ol!
sen bir git. Lojmanda biraz dinlen. İyi de lojmanda ne yapacağım ben aga? Burada kimse yok. Zelal yok. Hasip yok. Kader yok. Ayşe yok. Orada kimse yok ki aga. Orada kimse yok. Aslı, Şahin. Siz doktoru lojmana götürün. Ve yanımda kalın. Doktor, hadi gidelim. Naza, çocuklar toparlansın. Hastanede işimiz bitti. Gidip albaya rapor verelim, tamam mı? Tamam Serdar. Her şeyi topladım. Zaten fazla da bir şey yoktu Aslı. Sağ ol Havin. Boşluktayım. Bu ne? İçim bomboş. Yani yapacak hiçbir şey yok gibi. Yani şaşırdım yazı olan. Allah sabrını verir doktor. Onlar benim canımdı yazı olan. Söktü. 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 Beni böyle boşlukta koydu gitti. Telefonun çalıyor ama. He? Boşver. Aslı. Doktor, konuş hadi. Alo, kimsin? Nizamiye nöbetçi çavuşu Ahmet Turhan. Bir bayan başsağlığına gelmiş doktor. Adın ne bacım? Bejan. Bejan diye biri. Kimseyle görüşmüyor da. Yok da, haydi. Kimmiş? Bir kız işte, öyle baş sağlığına gelmiş biri. Çavuş, gelsin gelsin, doktor bekliyor. Tamam, buyur bacı. Doktor, insanlardan kaçarak yaşayamazsın. Aslı haklı doktor. Şahin, sosyal testte bir çay demlet. Kız alır oraya geliriz. İyi, iyi tamam. Zor devrem. Adam bütün ailesini kaybetti. Allah sabır versin. Ben olsam kafayı yerdim. Ya devrem, bazen şu evlilik olayından vazgeçsem mi diyorum? Yani baksana, Serdar komutanın aile durumu ortada. Doktor ne hale geldi? Aslı zaten belli. Malum kayıp hali olayı. Kafayı yedi kız ya. Yani bu iş aile kurmaya uygun değil. Saçmalama lan. Ne alakası var? O zaman kaza olur diye otobüse de binmeyelim. Oğlum tedbirini al, sonra salla Kerim zaten. Hem imtihan ne kadar büyükse cennet o kadar yakındır. Unutma bunu. Orada birim var lan. Nerede? Dur, kıpırdama. Yaklaşma. Dur, yaklaşma. Burası yasak bölge. Ya ben sosyal tesisleri arıyordum. Yolumu kaybettim. Bulamıyorum. Sosyal tesis mi? Sosyal tesis bu tarafta bacım.
Kardeş, burası cephanelik. Burada dolaşma. Bu tarafa doğru git bacım. Şey, teşekkür ederim. Kod 13. Alarm, alarm. Acil, acil. Cephaneliğe saldırı var. Orada. Dur. Dur. Siz gidin hadi. Tamam. Ali, ne oldu oğlum? Cephaneliğe saldırı var Şahin. Bomba koydular. Yürü yürü yürü. Doktor durun durun. Durun. Geçecek. Apo dur oğlum dur. Apo. Hadi oğlum çıkın şuradan. Ya Zola ne oluyor? Cephaneliğe bomba koymuşlar. Allah Allah, nasıl ya? Kim girebilir ki buraya? Git git Apo. Patlar matlar burası. Çoluk çocuğum var Apo. Git Apo. Saçmalama oğlum. Bırakır mıyım oğlum sizi hiç? Al işte gör. Şimdi ben burada ölsem karım çocuğum ne yapar ha? Lan kazma herif. Rızkı sen mi veriyorsun? Apo. Hadi git Apo, sen de git. Doktor. Nöbetçiler yaşıyor. Onları orada bırakamayız. Lan dur lan. Geç şöyle geç. Ya oğlum ne yapıyorsun? Ya bırak. Allah Allah. Bomba uzaktan kumandanı olabilir diyorum ya. Dur bir. Ya dur ya diyorum sol. Patlayabilir. Benim ailem öldü öldü. Ben yaşasam ne yaşamasam ne. Bırak beni. Ya oğlum yapma dur. Burası cehenneme dönecek şimdi. Gel hadi gel. Gel. Komutanım. Komutanım, Sungurların karargahına bombalı saldırı oldu. Zayiat raporu istiyorum hemen. Emredersiniz komutanım. Kudüs ordusunun işi bu. Yine kafana göre iş yaptın Bejan. Bombayı buradan patlatacaktık. Beni gördüler. Bombayı etkisiz hale getirmesinler diye erken patlattım. Şimdi buradan çıkmaya çalışacağım. Bekleyin beni. Dur! Dur! Bu kız. Beni tabuta koyan o aşağılık. Hem de benim evimde. Bittin lan sen. Buranın arka çıkışı olmalı. Bu resim. Olamaz. Bu ablamın fotoğrafı. Bu fotoğrafın
ne işi var burada? At silahını. Sıkmamak için zor tutuyorum kendimi. At şunu. Sonunda hesaplaşma zamanı geldi. Ver şunu. Kimin o fotoğraf? Bu lojman kimin? Sana ne? Yat yere çabuk. Kimin bu fotoğraf? Benim. Yalan söylüyorsun. Bana bak. Tek mermilik işim var. Benim canımı sıkma. Olamaz bu. Olamaz. Hayır. Sen benim... Ulan sen kafayı mı yedin? Uzat ellerini. Sen Eslim'sin. Ablamsın. O resimdeki bebek benim. Sen ne saçmalıyorsun be? O fotoğraf bende de var. Dur! Yapma! Bu fotoğrafı nereden buldun? Konuş, nereden buldun? Kimsin sen be? O bebek benim. Sen de benim ablamsın. Eslim'sin. Olamaz. Sen benim kardeşim olamazsın. Zehra Bejan olamazsın. Zehra Bejan. O benim ablam. Ben Zehra Bejan'ım. Zehra Bejan, kardeşim, bu nasıl olur? Sen gerçekten benim kardeşim misin? Zayiat var mı? İki nöbetçi yaralı komutanım. Ama durumları biraz sıkıntılı. Peki hasar çok mu? Aga, mühimmat başka yere nakledilmişti. Şükür ki bu sayede faciadan kurtulduk. Yapan yakalandı mı? Yok. Ama bütün karargah peşinde, kaçamaz yani. Karargahı çevirin. Her yer. Lojmanlar dahil tek tek aransın, tamam mı? Tamam aga. Annem, annem yaşıyor mu? Yaşıyor. Çok şükür. Sen yaralısın ya. Bu kanı durdurmamız lazım. Dur. Dur. Şunu şöyle tut. Seni hemen hastaneye kaldırmamız lazım. Gel. Dur abla. Beni görürlerse tutuklanırım. Yarın ağır olabilir. Kan kaybediyorsun. Hastaneye gitmekten başka çaremiz yok. Beni tutuklamalarını mı istiyorsun? Ben seni yeni buldum. Farit öldü. Onun bütün suçlarını üstüme atacaklar. Hayatım cezaevlerinde çürüyerek geçecek. Bunu düşün abla. Ya sen nasıl bulaştın bu işlere ya? Yalvarırım beni buradan çıkar abla, ne olur. Yapamam. Hastaneye gitmekten başka çaremiz yok. Yakalanacağım ama öleyim daha iyi. Şahin geliyor. Senin kocan seni çok seviyor biliyorum. Beni çıkarmana da yardım eder. Etmez. Şahin vatan hainlerine yardım etmez. Bütün lojmanları arayın. Sertar abi de geldi. Ne olur
Beni onlara verme. Öldür daha iyi abla. Aslı? Bu ne ya? Dingo'nun ağrı mı burası? Şey, askerin emri var ya. Kaçak için hani. Ha, kaçak içeride, ben de onu saklıyorum yani. Ya hemen alınma be. Ben de lojmanları arıyordum. Burası temiz. İstiyorsan bir de sen bak. Yok ya, hadi gel. Hadi arkadaşlar, diğer bloğa geçiyoruz. Hadi. Hayırdır, sen niye gelmiyorsun? Kendimi iyi hissetmiyorum Şahin. Biraz dinleneyim ben. Tamam, kalayım ben. Yok yok, gerek yok. Sen devam et. Ben biraz dinlenip gelirim. Ya sen... Bir gerginsin sen. Ne oldu, bir şey mi oldu? İyiyim iyiyim, yok bir şeyim. Hadi sen git git. İyi tamam, gittim ben. Abla, beni anneme götür. Niye susuyorsun abla? Bejan, ben askerim. Sense... Ben senin kardeşinim abla. Küçük Zehra Bejan'ınım. Hastaneye gideceğiz Zehra. Başka yere değil. Anladım ben. Anladım, merak etme. Sen beni teslim edeceksin. Tabii ya, elbette. Ben vatan hainiyim, sen askersin. İyi. Teslim et o zaman. Yap abla. Kardeşini hapse attır. Sen hep beni öldürmek istedin Bejan. Hep bir Türk askerinin kafasına sıkacağım bugünü bekledim. Mezarına girdin işte. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Çıkarın. Çıkarın beni. Seni. Demiştim sana. Sanki sen çok iyiydin değil mi? Bana güller attın değil mi? Ben askerdim. Sense ülkeme kasteden acım uşağı. Ne yapacaktım? Şahin bu. Abla geliyor. Abla beni görecek. Aslı. Abla ne olur kurtar beni. Aslı. 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 Şahin. Burnum kanadı ya. Her yerde battı. Bu kadar kan burnundan mı geldi senin? Evet. Ya,
Şahin aşk olsun, inanmıyor musun bana? Ya Aslı, senin burnun çok kanamış. Bak, bir hastaneye gidelim. Yok ya, abartma. Sıcaklardandır. İyi. Dur dur. Ne oldu o kız? Bomba çıkısı buldunuz mu? Yok, arıyoruz. Tamam. Neyse, sen dinlen biraz. Tamam? İyi misin? Geç şuraya otur. Ya kahretsin ya. Ya sen niye bu örgüttensin ya? Ya niye bizimle savaşa girdin? Bu hainle kim bulaştırdı seni ya? Niye? Ya sen niye askersin? Türk askerleri evimizi basıp ocağımızı dağıtmadı mı? Babamı öldürmedi mi? Sen kaçıp gitmedin mi? Ailemize bu acıları yaşatan Türk askerinin içinde çalışıyorsun abla. Hain olan sensin. Yalan. Bütün bunları asker değil Farit yaptı. Babamı arkadan vurdu. Annemi seni aldı elimden. Yalana bak ya. Kuyruklu hem de. Kim söyledi bunu? Asker mi? Babam. Babam mı? Babam ya. Babamız ölmedi. Yaşıyor. Anlıyor musun? Babamız ölmedi, yaşıyor. Olamaz bu. Yalan. Yalanmış. Kusura bakma Zehra Hanım. Her şey o yalancı Farid'in sana anlattığı gibi değil. Hem siz ne yaptınız? O aşağılık amcan yaptığı her alçaklığa seni de alet etti. Acem uşağı yaptı seni. Ya doktorun masum karısını, çocuklarını bile öldürdünüz. O işte benim suçum yok. Amcam bana da oyun oynadı. Yemin ederim benim suçum yok abla. Bana inanmıyorsan vur beni. Ama teslim etme. Abla. Beni çıkar buradan. Çıkaracağım. Ama Kudüs ordusundan ayrılacaksın. Bir daha düşman olarak karşıma çıkmayacaksın. Ya yanlış iş yapıyorum. Allah affetsin. Hadi çıkalım. İleride karargaha çeviren duvar var. Oraya ulaşmamız lazım. Önümüze Timci çıkarsa seni tanımazlar. Ama kocan, Naza, yüzbaşı. Onlar beni gördüler. Beni tanıyorlar. İnşallah onlar çıkmaz karşımıza. Dur. Çabuk ol. Gir. Hadi gel, şurada bekleyelim. Senin durumun kötü. Şöyle geç. Kahretsin Aslı. Az daha vuruyordum seni ya. Ben buraya baktım. Burası temiz. Depo temiz. Hadi gel çıkalım. Thank you.
Kaçıyor, yürü! Nerede? Kayboldu ya. Sen şöyle git Aslı. Tamam, tamam. Kahretsin. Şarjı bitmiş. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ne oldu bu kıza? Lejan'ı arıyorlar galiba. Burada dikkat çekmeyelim, gidelim. Tamam Dila Hanım. Yok. Güvenlik kamerası görüntülerine baktım. Bombacı Farid'in yanındaki kız. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Haysiyetsiz, şerefsiz. Kaçıp gitmiş olmalı. Bence boşuna uğraşıyoruz. Komutanım, şayet tel örgüleri açmış olsaydı görürdük. Karargahta bir yerde bu kız. Komutanım. Evladım, bombacıyı buldunuz mu? Arıyoruz komutanım. Bulacağız. Başımız büyük belada Serdar. Kudüs ordusu sizin Suriye'deki operasyonu kaydetmiş. Yayınlamakla tehdit ediyorlar. Hemen karargaha gel. Anlaşıldı komutanım. Hemen geliyoruz. Naza. Hadi karargaha gidiyoruz. Hayırdır Serdar? Suriye'de deşifre olduk. Operasyon görüntülerini Kudüs ordusu basına verecekmiş. Şerefsizler. Doktor. Siz artık bulun şu soysuzu. Emredersin asker. Hadi Naza, çıkalım. Hadi, hadi dağılıp bulalım şu teröristi, hadi. Ya boşuna arıyoruz. Bu tarafa bakalım, gelin. Haydi, biz şurayı alalım. Biz de arka tarafa alalım. Şşş. Haydi. Sen niye dinlemedin ya, ha? Ya bir şey olduğu yok, altı üstü burnum kanadı Şahin. Doktor. Bak Şahin, ben dedikodu sevmem ama bazen bu karın çok çekilmez oluyor yani. Ne diyor oğlum? Hadi, hadi yürü. Allah Allah. Seninle konuşmak istiyorum. Hayırdır? Ne oldu? Bana yardım edeceksin. Ama aramızda sır olarak kalacak. Söz mü? Aslı, sen niye böyle bilmece gibi konuşuyorsun ya? Kimmiş bu Şahin'den bile sakladığın yabancı? Gerçekten merak ettim ha. Doktor, bana söz verdin. Sır olarak kalacak. Bejan bu. Doktor. Sen nasıl yaralandın Bejan? Nizamiye çavuşu telefon açtı. Nizamiye'den geçtin. Ama gelmedin. Yoksa sen... İlçeye inmeye niyetim var. Neredesin doktor? Ya gene var ya, seyyah oldum geziyorum. Bir bilsen nerelerdeyim ya. Bejan tatlım arıyor ya. Gene beni acayip özlemiş. Bak dayanamıyor ha. Ne oldu? Doktor. Ha? Doktor, silahlı adam kaçarken yengeme vurdu. Bir baksana, yüzü kanıyor. Sen hainsin. Hain. Katil bu. Aslı. Aslı, sen ne yaptın? Ula katil la bu. Aslı bu. Zelalik çocukları öldürdü la bunlar. Doktor. Doktor dinle. Öyle değil. Hiçbir şey öyle değil. Ula bunlar katiller la. Sen katilsin.
Ulan siz benim çocuklarımdan ne istediniz lan? Doktor, doktor yapma, dur. Yapma doktor, dur. Doktor yapma, bırak. Geber. Doktor, geber. Bırak. Doktor. Doktor. Bırak onu. Aslı. La burada roller mi karıştı? Aslı sen kimin tarafındasın? Doktor. Zehra Bejan benim kardeşim. Yıllardır aradığım kardeşim. Bu hain alçak. Hain. Bu hain benim çocuklarımı öldüren şerefsiz. Aslı ben bunu bilirim Aslı. Şimdi bu şerefsizi burada gebertirim Aslı. Doktor, Bejan'ın suçu yok. Öyle olsaydı senden önce ben öldürürdüm onu. Aslı. Sen benim kardeşimsin. Tam bu yüzden gebertmeyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım ona. Ama bak sen bunu götür. Ağaya teslim et. Doktor korkuyorum, çok korkuyorum. Farid'in suçu üstüme kalacak. Hapishanelerde çürüyeceğim, burada ölürüm daha iyi. İyi. Geber o zaman. Sen ölsen ne olur ki? Dünya bir tane pislikten kurtulur. Doktor. Geber. Dur. Dur doktor. Doktor ne olur. Yapma. Aslı bak tamam, söz kardeşine dokunmayacağım dedi. Ya. Ama benden yardım umma, tamam mı? Ama inan. Kardeşim bu olsa da senin yaptığın yanlış. Doktor. Doktor dur ne olur. Yapma. O benim kardeşim. Hem annem de yaşıyormuş. Onu götürüp teslim edeyim ne olur. Yalvarırım bana yardım et ne olur. Doktor. Bana söz verdi. Silah bırakacak. Hem sen bıraktın bak ne güzel oldu. O da olabilir. Sen de böyleydin unutma. Ben hiçbir zaman bebek katili olmadım. Çocuk katili olmadım. Tamam. Lafını bil de konuş. CD karargaha gönderildi. Şayet bu görüntüler televizyonlara düşerse bu hem Sungurların hem benim hem bütün karargahın sonu olur. Hepimiz istifamızı vermek zorunda kalırız. Hala televizyonlara vermediklerine göre başka bir oyun peşindeler. Bunlar bizim gözümüzü korkutmaya çalışıyor komutanım. Peki ne yapacağız? Gelen felaketi mi bekleyeceğiz böyle? Hem istihbaratçılar hem de muhbirler çalışıyor. Bu CD'nin nereden geldiğini, kim tarafından gönderildiğini bulmaya çalışıyoruz. Anlaşılan Farid'in yerine geçen biri var. Vakit geçirmeden bize saldıracak. CD ellerine geçti. Karargâhta ortalık karışmıştır. Militanlar geliyor mu? Evet, bir köy dolusu militan geldi. Karargâha yayını köyden yapacağımız istihbaratı gidince Sungurları üstümüze çekeceğiz. Sonrası planlandığı gibi olacak. Ama önce Bejan'ın dönmesi gerekiyor. Ondan hala bir haber yok. Aslı ne yapacaksın şimdi? Düşündün mü?
Bejan'ı karargâhtan çıkarıp annesine teslim edeceğim doktor. Aslı yanlış yapıyor. Çok tehlikeli bir iş bu. Agaya bir yakalanırsan eğer seni bitirir. Tabii beni de. Kardeşimi ortada bırakamam doktor. Ben senin kardeşinin kim olduğunu söyleyeyim mi? Senin kardeşin hain, hain. Katil o Aslı. Sen bütün inandığın her şeyi yıkıp yanlışı tutuyorsun. Yanlış yanlıştır, hiçbir zaman doğru olmaz. Bak Aslı, sana bir kere daha diyorum. Bunun sonu kötü olacak. Ne yaptınız? Var mı bir şey? Yok. Aslı haklıydı. O kız kaçıp gitti doktor. İki kişi duvarı aşıyor. Biri üniformalı. Aslı bu. Bombacı kızı kaçırıyor. Sana dedim işte kızım. Buraya kadar işte. Aslı. Aslı ne bu ha? Sen ne yapıyorsun? He? Aslı bu ne demek? Aslı? Bombacı kız o Aslı. Aslı. Bir şey söylesene. Serdar abi. Bu kız benim yıllardır aradığım kardeşim. Bombacıyı niye bulamadığımız ortaya çıktı. Bunu sen sakladın değil mi? Serdar abi. Aslı. Sen bir askersin, tamam mı? Bayrak kuran silah üstüne yemin ettin sen. Vatan için yemin ettin sen. Bu haini nasıl saklarsın ha? Nasıl saklarsın? He? Bizim görevimiz ne olursa olsun haini adalete teslim etmek değil mi Aslı? Ama Şahin o benim kardeşim. Hem Farit Alçak onu kullandı. Hatalar yaptı. Şimdi de çok korkuyor. Ya bizlerde çürümek istemiyor. Bana söz verdi. Silahı bıraktı. O suçlu Aslı. Az önce koca bir cephaneliği havaya uçurdu. İki arkadaşımız hastanede ölümle pençeleşiyor onun yüzünden. Onun serbest kalmasına sen mi karar vereceksin? Affedin beni. Aslı, sen askersin. Görevini kötüye kullandın. Şahin, şunu tutukla. Yapamam komutanım. Çok yazık. Sungurlara, yeminine ihanet etti. Bir de burnum kanadı diye beni kandırdın utanmadan. Helal olsun. Aga. Ya bu kızın karnından kurşunu çıkaran bendim. Yani ben de yardım ettim. Yani suça iştirak ettim. Doktor. Aslı benim kardeşim diyeceğim biri. Hepimiz gibi sen de çok seversin onu. Şimdi yanlış yaptı. Yani onu cezaevinde görmeyi sen de ister misin? Aga sonuçta bu aile değil mi?
Ailemiz için neleri göze almadık ki biz? Sal gitsinler. Bu yanındaki pislikle belki adam olur yani. Biz bir aileyiz Serdar. Bence bu sorunu içimizde çözelim. Avin sen ne diyorsun? Ben adaletin kişiye göre olmadığına inanıyorum. Yani adalet dağıtmak benim harcım değil. Hiçbirimizin değil. Bence buna karar verecek bu ülkenin hakimi, savcısı, mahkemesidir. Kusura bakma Aslı. Ama adalet şaşarsa ülkenin temeli kayar. Helal be Havin. Doğru söyledin. Ama... Kardeşini de al git, tamam mı? Sungurlarla işin bitti. Kovuldun. İstifanı postayla yollarsın, tamam mı? Serdar abi lütfen. Hayır, ne olur dinleyin beni. Aslı, git. Gözüm görmesin seni. Git Aslı git. Sen sadece sungurları değil, beni de, kocanı da ezip geçtin. Bana da ihanet ettin. Senin yerin artık ailenin yanı. Git. Hep benim yüzümden oldu. Kes sesini. Şahin asla affetmez beni. Asla. Yuvamızı dağıttım bir Aslı. Hem de bir hain, katil yüzünden. Boş yere yoluma gönlüm. Seni affetmeyeceğim Aslı. Sevgi yetmiyor, yetmiyor. Boş yere yoluma gönül, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Anladım, tamam. Bülbül sevse de kurur gül, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Bülbül sevse de kurur abla gül, sevgi yetmiyor. Annem bekliyor. Aşk diyoruz hani nedir? Eli nedir? Boyu nedir? Aşk diyoruz hani nedir? Ben bir bakıp geliyorum. Tamam doktor. Denenmiş kaç bin senedir, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Denenmiş Şahin. Kaç bin senedir, sevgi yetmiyor. Boşver. Yetmiyor. Üzülme. Bana ihanet etti doktor.
Kaldıramıyorum ben. Sebepler var, ağır basar, seneler arayı keser. Yine ulan! Sebepler var, ağır basar, seneler arayı keser. Sevilenler çabuk küser, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Sevilenler çabuk küser, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Aç diyoruz hani kaç bin senedir sevgi yetmiyor, yetmiyor. Denenmiş kaç bin senedir sevgi yetmiyor, yetmiyor. Boş yere yoluma gönül, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Boş yere yoluma gönül, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Bülbül sense de sevgi yetmiyor, yetmiyor. Aha, afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Bülbül sevse de kurur gül, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Aç diyorum. Yakışmadı sana, yakışmadı. Denenmiş kaç bin senedir, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Niye? Niye sakladın? Niye yaptın bunu? Ya ben senin için çırpınırken sen benim gözlerim içine baka baka yalan söyledin. Niye kızım diyerek sarılmadın? Niye bekledin bu kadar zaman? Kudüs ordusundan korktuğun için mi gerçekleri söylemedin bana? Yıllarca aradım seni. Bulduğumdaysa geçti. Artık Sungurların elemanıydın. Türk askeriydin. Falit komutasındaki Kudüs ordusu Sungurlara hep yenildi, ezildi. Şayet Kudüs ordusu senin Sungur olduğunu öğrenseydi seninle işbirliği yaptığımı sanırlardı. Hepimiz ölürdük Eslim. Ya siz nereden bulaştınız bu pisliğe? Farid güç için onlara katıldı. Ben de Bejan yaşasın diye sustum. Artık biz o gruba aitiz Eslim. Çıkamayız. İşe bak ya. Annemle kardeşim düşmanım çıktı. Yine kaybettim.
kaybetmedin Aslı. Artık sen Sungurlardan değilsin. Kovmuşlar seni. Bunlar ne? Böyle timci kıyafetleriyle dolaşma. Köy Kudüs ordusu militanlarıyla dolu. Serdar abi, diğerleri haklılarmış. Ben yine yanıldım. Ama geç değil. Gidiyorum ben. Nereye abla? Artık senin yerin bizim yanımız. Evet. Ejan geldiğine göre plan devreye girdi. Sungurlar gelecektir. Ordu hazırlansın. Bu ne? Sungurlar gelecek. Hazırlık yapıyoruz. Bu görüntüleri sınırın 2 kilometre ötesinde terk edilmiş bir köyde kurulan istasyondan bütün Türkiye'ye yayınlamaya hazırlanıyorlar. Gelen istihbarat bu Serdar. Komutanım, buna izin veremeyiz. O köy haritadan silinecek. Bu bir oyun olabilir. Bu görüntülerle bizi oraya çekmek istiyor olabilirler Serdar. Orası kesin komutanım. Bu durumda oraya gitmek intihar olur Serdar. Komutanım gitmezsek tüm karargah hainlikle suçlanacak. Onurumuz, şerefimiz ayaklar altına alınacak. Komutanım, ben buna izin veremem. Sonunda ölüm de olsa Sungurlar oraya girecek. Biz şerefimizle öleceğiz komutanım. Siz ikiniz şu tarafa yerleşin. Evet. Hadi alın. Çabuk olun. Sungurların bu sokağa gireceğini nereden biliyorsun? Oyunun kuralı bu. Onları köyün dışında bir grup karşılayacak. Sonra bu sokaktan kaçacaklar. Sungurlar da peşlerinde tabii. Burada efsane olacak Sungurlar Eslim. Bunu yapma. Üzülme kızım. Biz büyük bir aileyiz. Sen de bizimlesin artık. Beni bir daha arama. Sakın köye gelmeyin. Bak burada tuzak hazırladılar size. Ne olur sakın köye gelmeyin. Şahin, Şahin. Allah'ım telefonu kapatmış. Ne yapacağım ben şimdi? Sungurlara haber versen de onlar buraya gelmek zorunda Eslim. Yani onlar aslında burada tuzak olduğunu biliyorlar. Ama gelecekler. Sen bana sıkacak mısın? Sungurları yok etmeyi Farid başaramadı. Ama ben başaracağım. Buna engel olan kızım olsa da acımam. Ya sen ne biçim bir annesin be? Yılan! Hayda. Hadi yürü, yürü hadi. Otur hadi, otur. Bırak! Ne oluyor anne? Eslim eski timci arkadaşlarını korumaya çalışıyor.
Göründüler. Dile komutan. Geliyorlar. Anlaşıldı. Komutan mı? Farid'in yerine sen mi geçtin? Farid kuklaydı. Asıl işi yürüten baştan beri bendim. Çıkmaya çalışırsa acımayın. Olur komutanım. Türkiye bu savaşı kaybedecek kızım. Tarihte her zaman kazananı yazar, kaybedeni değil. Sen artık kazananlardansın. Sen ne biçim bir kadınsın? Geç şunu, geç! Bırak be! Sıra sizde. Sungurları bu sokağa çekeceksiniz. Emredersiniz. Hadi. Hadi çıkıyoruz. Bas geri. Bas. Yürü. Benim yüzümde ne oldu? İyi oldu. Yıllarca hasretini çektiğim, deli gibi aradığım annemle kardeşimin gerçek yüzlerini görmüş oldum. Benim gerçek ailem Serdar abi, Naza, doktor, Şahin'miş. Artık çok geç. Her şey için çok geç. Çekiliyoruz. Serdar, bunlar çabuk pes etmedi mi? İleride bir grup daha var Nazır. Bizi bekliyorlar. Kalkmak istiyorum, yardım et.
aileni kurtar Aslı. Sağ ol kardeşim. Yaklaşın bakalım sungurlar. Ne yapıyor bu ya? Çıldırmış. Aslı! Ya ortadasın, çekilsene, yat yere kız! Aslı çekil. Türkiye kazanacak. Siz kaybedeceksiniz. Ben kazananlardanım. Ama sen kaybettin. Elveda. Elveda.